Ve dünya gündemindeki en sıcak maddeyle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ülkesinde kısmi seferberlik ilan etti. Ve o açıklamasının öne çıkan en önemli sözlerinden parçalarından biri de elimizdeki tüm imkanları kullanırız, bu bir blöf değil şeklindeydi. Bu bir nükleer savaş tehdidi miydi? Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın konuğumuz bu dilimde. Sayın Caş'ın merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Büşra Hanım. Nükleer silahların olmadığı bir gün olsun, konuşulmadığı bir gün olsun inşallah. Bir gün bir ömür olsun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Caş'ın, şimdi sormak isterim. Putin'in dünkü açıklaması ne anlama geliyor? Kısmi seferberlik neden ilan edildi? Bundan sonraki adımı, hesabı nedir sizce Putin'in? Bu bir nükleer savaş tehdidi miydi? Çünkü Rusya'nın elinde malum nükleer silahlar var. Teşekkür ediyorum. Aslında meselenin esas çıkış noktası, yani ana stratejik doktrin, Rusya'nın itiraz ettiği NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Ukrayna ve Gürcistan'ın bir şekilde NATO üyesi olması ve buraya nükleer silahların yerleştirilmesiydi. Dikkat ederseniz bu müzakereler bir yıl kadar sürdü. Daha evveliyatı da var ama Rusya'nın korktuğu iki şey var. Bunlardan bir tanesi renkli devrimlerle kendi ülkesinin parçalanması. İkincisi ise bu silahların, yani Ukrayna ve Gürcistan'da NATO'ya üye olduktan sonra ülkesine tevkiye edilmesi. Çünkü Rusya dünyanın en büyük topraklarına sahip olan ülke ve büyük bir konvansiyonel ve nükleer güç. Fakat arkasında çok ciddi bir baskı var. Çin baskısı. Dikkat ederseniz son Özbekistan'daki toplantıda da Şii'den istediği desteği alamadı Sayın Putin. Ve 24 Şubat'ta bu harekata başlamadan önce Çin'le görüşmüştü. Çünkü sırtını bir şekilde garantiye almak zorundayım. 7. aya girdiğimiz halde savaşın devam ettiğini görüyoruz ve Rusya konvansiyonel olarak yıpranıyor. Bu çok ciddi bir şey. Sayılar saklansa dahi her iki taraftan da çok sayıda genç insan hayatını kaybediyor. Şimdi neden acaba Kremlin böyle bir açıklamada bulundu? Sayın Putin ne istiyor sorusu çok önemli. Bir kere Putin şunu görüyor. Bu savaşın devamı halinde Rusya'nın toprak bütünlüğü ve Rusya'nın dünya liderliğinin tehlikeye gireceğini, ekonomik çıkarlarının zedelendiğini görüyor. Peki bu bir tuzak mıydı? Mesela Biden'a göre bu tuzaktı. Amerikan tuzağıydı. Fakat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna Savaşı'nı tartıştığı bir anda bu açıklamalar peş peşe neden geldi? Şimdi sadece seferberlik ilanı değil Büşra Hanım, biliyorsunuz. Birincisi Cuma günü, yani yarın referanduma başlanması ve şöyle bir gerekçe sürülüyor. Buradaki işgal edilen topraklarda buranın halkı, ki yaklaşık 8 milyon ama bunun bir kısmı da 2 milyonu Ukrayna'dan Rusya topraklarına geçti. Neonazilerce yönetilmek istemiyor. Böyle bir hukuki gerekçe var. Kırım'la beraber devam eden bir bağlanma, yani eski Sovyetler topraklarına tekrar bağlanma. Hukuken sonucu bu. İkincisi, kısmi seferberlik ilanı, 300 bin ordu. Bu muazzam bir hadise. Yani son, hatırlarsanız sizinle değerlendirmiştik NATO Madrid konferansında, 60 bin rezerv asker koydu NATO. Yani 30 tane devlet 60 bin koyuyor. Rusya bunun 5 misli 300 bin askeri sahaya sürecek. Bu çok ciddi bir hadise. Diğer taraftan Rusya'da birdenbire uçak bileti kalmadı ve toplu tutuklamalar başladı. Yani Rus halkından da bu karara tam destek olmadığını görüyoruz. Bu Putin'in ülke içindeki liderlik vasfını sarstığı gibi özellikle gelecekteki Rusya için bir şüphe yaratıyor. Üçüncü husus şu, her türlü silahı kullanmak meselesi. Bunun içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi nükleer var. Ancak dikkat edin, 24 Şubat'ta savaş başladı ama Sayın Putin 27 Şubat'ta dostane olmayan ekonomik yaptırımlar nedeniyle, çok ciddi bu, Rus silahlı kuvvetlerin nükleer kuvvetlerine savaş durumuna alarma geçirmişti. Bugün gelinen noktada acaba Amerika'nın devlet başkanının, kimse Rusya'yı tehdit etmiyor, Rusya BM sözleşmesini ihlal etti ve sorumsuzca bir açıklama kararına karşı bir Amerikan generalinin şunu söylemesi, General Host şunu diyor, nükleer saldırı emri olası değil, Putin Amerika'nın yanıt vereceğini biliyor. Bu yanıt nükleer olmayabilir ama Karadeniz filosu ve Kırım'daki Rus üslerini yok edecek yıkıcı bir saldırı yaparız. Şimdi
Karadeniz'de kuvvet yok. Nereden yapacak bunu? Bu çok önemli. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi gündeme geliyor. Türkiye'ye baskı artacaktır. Ve bu misilleme Avrupa'ya karşı nükleer tehdidin kullanılması ve nükleer savaşın kazanılmayacak olduğunu ifade eden Biden'la asla böyle bir savaşa girmemesi tepkisi Amerika ile Rusya arasındaki bu rekabetin Ukrayna üzerinden dünyayı ve Avrupa'ya savaşa götürebilir mi sorusunu gündeme getirdiğini düşünüyorum. Hocam aslında Türkiye'ye baskı artar eğer o Amerika'nın söylediği senaryo gerçekleşirse dediniz. Orayı biraz daha açalım mı? Şimdi Rusya'nın nükleer silaha başvurması durumunda ne olur? Dünya kıyameti mi yaşar? Nükleer silahların kullanıldığı bir savaştan hangi ülkeler ne denli etkilenir? Avrupa ve Türkiye tehdit altında mı? Allah korusun. Evet, tehdit altında. Büşra Hanım, takdir edersiniz ki benim doktora tezim İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde nükleer silahsızlanma. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'dir ilk nükleer silahı kullanan. Ve Ruslar 6 sene sonra bu silahı yapmışlardır. Ve o dönem içerisinde Soğuk Savaş'taki en önemli hadise, o zaman Kuruşev'in söylediği gibi Birleşmiş Milletler'de genel kurulda şunu söylüyor. Biz pro yapar gibi nükleer silah yapıyoruz diyor. Ve füze. Şimdi o zaman Türkiye çok önemliydi. Neden? İncirlik hava üstünden kalkan U-2 uçakları Rusların o kadar füzesi olmadığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Ruslar karşı hamleyle malumunuz üzere Küba'dan Rusya'yı vurmak, Amerika'yı vurmak istedi. Yani Amerika'nın yaklaşık 1/4'ünü nükleer silahlarla vurabiliyordu. Bu bir uzlaşıya sebebiyet verdi. Ve 68'de biraz sonra konuştuğumuzda NPT anlaşması imzaladı ki bu 70'te yürürlüğe girdi, 95'te yenilendi. 72'de SALT 1, müteakiben SALT 2, 87'de orta menzilli füzeler ve nihayet Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra START 1 ve 2 ile her iki tarafın nükleer silahları 10.000'e eşitlendi. Peki 10.000 nükleer silah ne demek? Dünyayı belki de 5 defa, 6 defa perişan eder ve dünya mahvolur. Peki bu anlaşma, NPT anlaşması hukuken ne getiriyor diye baktığımızda, bir defa taraf devletleri nükleer silah sahibi devletler ve olmayanlar diye ikiye ayırıp NPT nükleer silahsızlanma amacının yanı sıra nükleer teknolojinin bahsi geçen çift kullanım yapısını kontrol etme amacını taşır. Yani bir, non-proliferation dediğimiz nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin barışçı kullanılması ve nükleer silahsızlanma. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında bugün günümüzde hemen bizim altımızda İsrail'de nükleer silah var. Öte yandan Çin'de nükleer silahlar var. İran'da olduğu söyleniyor. Ve bu tabii ki Türkiye'yi etkileyecektir. Acaba böyle bir taktik nükleer silah kullanır mı Rusya? Şimdi eğer Henry Kissinger'ın dediği gibi bir onurlu savaş ateşkesi ve geri çekilme olmadığı takdirde Rusya bana göre bu silahı kullanmakta kararlı. Yani ben Putin'in blöf yaptığını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, 4 tane olasılık var bana göre. Birincisi zorlayıcı bir diplomasi metodu olarak, yani kuarsif diplomasi metodu olarak kullanıyor. Ve burada özellikle Ukrayna'daki statüsünü, yani kazandığı toprakları kaybetmemek ve nihayet Rus donanması için çok önemli olan Azov Denizi'ndeki kazanımlarını ve Kırım'ı kurtarmak istiyor. İki, bu aslında benim söylediğim stratejik olarak Amerika ve NATO'yu da stratejik bir pazarlık unsuru olarak masaya konmuş belki de çok ağır bir Rus ruleti. Üçüncü husus, gerginliğin artırılması suretiyle bu belki de Rusya'nın son kullandığı konvansiyonel hipersonik füzelerde veya konvansiyonel diğer silahlarını Rusya sahaya sürebilir. Dördüncüsü ise acaba NATO ve Amerika'nın buna cevabı ne olacak? Şimdi NATO'ya baktığımızda NATO Genel Sekreteri şunu söylüyor. Bu stratejik bir hatadır. Nükleer bir savaşı kazanamaz Rusya ve tehlikeli bir retorik olup sorumsuzca olarak nitelendirmiştir. Demek ki halihazırda bir uzlaşı yok ama ben dün ve iki gündür yapılan değerlendirmelere bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Putin'in barış ve uzlaşı istediğini, ateşkes istediğini ifade etmesi Birleşmiş Milletler'de ve bu aslında Özbekistan'daki toplantıdan sonra Birleşmiş Milletler'de dünyayla paylaşması. Ama yine umut verici bir hadise var. O da şu, 200 tane esirin karşılıklı değiştirmesine Türkiye'nin rol oynamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat NATO tarafına bakıldığında NATO Genel Sekreteri Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğunu Rusya tanımadığı sürece
sahada diyor bir şekilde barış olmaz. Dolayısıyla yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. En başta NATO ile Amerika'nın ve Rusya'nın bir uzlaşı içerisinde olması gerekiyor. Fakat bu generalin söylediği laf Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Tıpkı Çernobil'de olduğu gibi. Taktik bir nükleer silah dahi atılsa Batı Ukrayna'ya, yani Dnieper'in batısına atıldığı takdirde Karadeniz üzerinden bize nükleer serpinti gelir bir. İki, Türkiye bir NATO devleti olduğu için bu NATO'ya açılmış bir savaş olacaktır. Ve Türkiye bu durumda Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde savaşan taraf statüsünde olduğu için Boğazların statüsünü bir şekilde gözden geçirecektir. Ve Karadeniz Allah muhafaza çok büyük bir savaş alanı haline gelir diye düşünüyorum. Bu son derece tehlikeli ve dünyanın tüylerini benim de diken diken eden çok ciddi bir gelişme. Umarım benim söylediklerim olmaz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği gibi taraflar akli selim içerisinde ateşkesi sağlarlar. Fakat şunu söylemek istiyorum Büşra Hanım. Dün Zelenski'nin söylediği çok önemli bir laf var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Rusya'nın Genel Güvenlik Konseyi'ndeki statüsünü düşürün. Şimdi bu oldu mu? Evet. Dikkat edin, Milletler Cemiyeti kurulduğunda Japonya'nın Çin'i işgalinden sonra Japonya Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nden çıkarıldı. Böyle bir şey olduğu takdirde Rusya çok daha saldırgan olacaktı. Ve o zaman söylediğim hadise, yani Rusya topraklarını korumak için nükleer silah kullanmak durumunda kalacaktır. Çünkü denkli devrimler ve NATO'nun genişlemesini bir şekilde Rus halkı ve Rus askeri ve siyasal eliti kabul etmiyor. En tehlikeli senaryonun bu olduğunu düşünmekteyim efendim. Yani hocam, şimdi aslında baktığımızda, şimdi notlarıma bakıyorum, tam savaş başlamadan çok kısa bir süre önce Ocak 2022'de aslında 5 nükleer güçten ortak bir açıklama vardı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Rusya ve Birleşik Krallık demişti ki nükleer savaş ve nükleer silahlanma yarışı ile ilgili ortak açıklamada nükleer savaşın kazananı olmaz ve asla gerçekleşmemesi gerekiyor mesajını tüm dünyaya vermişlerdi ortak bildirdi. Ama sonrasında bir dizi gelişme yaşandı. Baş döndüren gelişmeler yaşandı ve savaşta 7 ay geride kalmak üzere. Şimdi Batı'dan Rusya'nın bu açıklamalarına, Putin açıklamalarına gelen tepkilere bakılırsa bu bir yenilgi göstergesi, güçsüzlük göstergesi. Hatta Zelenski'nin açıklamasına bakılırsa Putin böyle bir şey yapmayacak, blöf yapıyor. Ama Putin blöf yapmıyorum diyor. Yani siz bu kadar ileri gidebileceğini söylüyorsunuz. Rusya'nın bir anlamda köşeye sıkıştığını mı ifade ediyorsunuz? Ve özellikle nükleer silahtan önce örneğin Belarus üzerinden bir saldırıya geçer mi sizce Rusya? Çok güzel bir analiz yaptın. Teşekkür ediyorum. Şimdi malumunuz Sayın Putin Rusya'ya beni çağırdığında RIA Novosti gazetesinin yaptığı toplantıda şu açıklamayı yapmıştı. Bütün NATO müttefik subayları ve akademisyenleri de vardı. Dedim ki Rusya çok büyük bir süper güç ve bir süper güç. Eğer siz onu çok fazla sıkıştırırsanız bu durumda uluslararası hukuk askıya alır ve kuvvet kullanmak zorunda kalır. Şimdi Rusya bunu gösterdi. 2008'de Gürcistan'a ilk ateşi yaptı. Bana göre bu işaret bir şeydi. 2014'te Kırım'ı ve Donbas'ı aldı. Bugün gelinen nokta Rusya'nın, ben Zelenski'nin görüşüne katılmıyorum. Putin akıllı bir devlet adamı, iyi bir asker, iyi bir politikacı ve Batı'yı çok iyi tanıyor. Şimdi iki denklem var. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın, Batı'nın bu misillemesini kendisine karşı bir tehdit ve parçalanma unsuru görüyor ve Sayın Putin Doğu Almanya'da bir casusluk görevini yaparken nasıl birkaç gün içerisinde Sovyetler Birliği'nin çözüldüğünü gördü. Nasıl Türklerde Sevr sendromu varsa Rusya'da da bu var. Şimdi baktığımız zaman ben Sayın Putin'in ve Kremlin'in şaka yapmadığını, blöf yapmadığını biliyorum. Çünkü Ruslar blöf yapmaz. Söyleyeceğini baştan söyledi. Bu çok ciddi bir hadise. İkinci husus, bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Esas beni ilgilendiren bu. Şimdi Türkiye Tahıl koridorunu açmış. Ondan sonra tarafları bir şekilde Antalya'da bir araya getirmiş. Bu İstanbul'a devam etmiş. Fakat şunu söyleyebilirim. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ve buradan da Yunanistan'ın ne kadar kalleşçe hareket ettiğini gösteriyor. Şimdi ne alakası var? Bu senaryoya karşı NATO Hava Kuvvetleri B-52 uçaklarıyla tatbikat yapıyorlar. Burada nükleer görev var uçakta. Ve Türk uçakları ona himaye yapıyor. Yunan uçakları bize kilit atıyor. Bu Yunanistan'ın da ne kadar kardeş bir devlet olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bütün bunları masaya koyduğumuzda
Türkiye, Rusya'yı, NATO'yu, Amerika'yı hepsini bir araya koydu. Ve son söyleyeceklerini Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Eğer bize F-16'ları vermediği takdirde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye başka modlara geçecekti. Bu Türkiye'yi Rusya'ya karşı itelemek mi, NATO'dan koparmak mı? Bunu artık Brüksel ve Amerika düşünsün diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Görüşlerinizi, öngörülerinizi bizlerle paylaştınız. Cumhurbaşkanından yeni mesajlar da gelecek. Kuşkusuz uçakta dönüşte gazeteciler açıklamalarda bulunmuştur ve ilerleyen saatlerde onları da ekrana taşıyacağız.